Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba, ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika'da gündemin öne çıkan başlıklarını Avrupa'dan gelişmelerle karşınızda olacağız yarım saat boyunca. Amerika'da vaka sayıları geçen yazdan daha fazla. Amerika'da başkan düzeyinde gündemde korona salgınıyla mücadele var. Biden'ın mesajlarını anket sonuçlarıyla birlikte Serhan Akif Akyıldız aktaracak bugün yayınımızda korona krizini. Amerika'da 550 milyar dolarlık altyapı paketinin bu hafta Senato'da oylanması bekleniyor. Mehmet Sümer'de ayrıntılar. Ve Almanya'da 3. doz tartışması siyaset ve sağlık uzmanlarını böldü. Cem Dalaman aktaracak Avrupa'daki durumu. Stüdyo VOA başlıyor. Ama bir sıcak gelişmeyle, son dakika gelişmesiyle başlıyoruz yayınımıza. Amerika Savunma Bakanlığı, Pentagon yakınlarındaki bir metro istasyonunda bir saldırı gerçekleşti. Saldırı nedeniyle binaya giriş ve çıkışlar bir süreliğine kapatıldı. Bir güvenlik alarmı söz konusu oldu. Mehmet Sümer şimdi olayın yaşandığı yerin yakınlarında. Mehmet, acil güvenlik durumu kaldırıldı ve saldırının da detayları biraz ortaya çıktı. Bir saldırganın hayatını kaybettiğini biliyoruz ve bir polisin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Şu ana kadar bu saldırıyla ilgili, bir güvenlik alarmı yaşatan saldırıyla ilgili elindeki bilgiler nedir? Söz sende. Mehtap, arkamda görmekte olduğunuz Pentagon, yani Savunma Bakanlığı binasına yaklaşık bildiğimiz en yakın noktaya kadar geldik biz de. Bu binanın hemen önünde şu an görünmeyen kısımda, yani şu tarafta gördüğünüz pencerelerin ön tarafında metro istasyonu girişi ve aynı zamanda bir otobüs durağı var. Otobüslerin gelip gittikleri bir büyük bir durak alanı var. İşte tam bu durak alanında, otobüs durağında bugün bir saldırı gerçekleşti. Saldırıya ilişkin olarak aslında Pentagon sözcüsü John Kirby yaklaşık bir saat önce bir basın toplantısı yaptı ama çok fazla detay vermedi. Daha çok ismini vermek istemeyen güvenlik yetkililerinden öğrendiğimiz bilgiler saldırganın öldürüldüğü şeklinde. Bir polis memuru, senin de söylediğin gibi, hayatını kaybetti. Polis memurunun ise saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü bilgisi var. Saldırgan burada bulunan güvenlik yetkilileri tarafından saldırı anında otobüs durağının olduğu alanda vurularak öldürüldü. O olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçaklanan polis memuru ise hemen yakındaki George Washington Hastanesi'ne kaldırıldı. Orada tedavi görmekteydi. Ancak yaklaşık 2 saat kadar sonra polis memurunun da öldüğü haberini aldık. Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı konusundaki soruları da yanıt vermedi Kirby. Henüz soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Tabii sadece saldırgan ve polis memuru hayatını kaybetmedi bu saldırıda. Yaralananlar var. Onların sayısını da bilmiyoruz çünkü net bir açıklama yapılmadı. Ancak bölge polisi çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Ancak yaralıların burada duyulan o silah seslerinle birlikte çıkan kurşunlardan mı yaralandığı, yoksa öncesinde polise saldıran saldırganın bıçağıyla mı yaralandığına dair de net bir bilgi yok. Şu ana kadar detaylı hiçbir açıklama yapılmadı ama bildiğimiz şey, söylediğimiz gibi, saldırgan Pentagon binasının hemen girişindeki otobüs durağı çıkışında, metro istasyonu çıkışında bir polis memuruna bıçakladı ve bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinde hemen ardından silah sesleri duyuldu. Hatta Pentagon'un basın merkezindeki AP muhabirlerinden bir tanesi birkaç el silah sesi duyduğunu, daha sonra bir sessizlik olduğunu, bir polis memurunun silahlı saldırgan diye bağırdığını, ardından tekrar tek el bir atış silah sesi duyduğunu söyledi. Bu esnada yaralananlar oldu metro istasyonunda ve otobüs durağında bekleyenler arasında. Metro istasyonu ve otobüs durağı kapatıldı. Bölge halen kordon altında. Binaya giriş çıkışlar hali hazırda açıldı. Binada güvenliğin sağlandığı söylendi. Ancak olayın gerçekleştiği noktada, az önce oradan geçtik, polis halen incelemesini sürdürüyor. Bantlar çekmiş ve emniyet altına almış durumda. Söylediğim gibi olayın bir terör saldırısı mı olduğu, saldırganın motivasyonunun ne olduğu, neden böyle bir saldırı gerçekleştirdiği bilinmiyor. En son 2010 yılında yine aynı yerde, aynı noktada, metro çıkışında bir silahlı saldırgan iki polis memuruna ateş etmiş, onları yaralamış. Daha sonra polisler tarafından yaralanmış, o da hastanede hayatını kaybetmişti. Bugünkü saldırıda da söylediğimiz gibi bir polis memuru, henüz doğrulatamadığımız ama ismini açıklamayan güvenlik yetkililerinin söylediği kadarıyla bıçaklanarak polis memuru hayatını kaybetti. Saldırı
Mehmet'i sesini kaybettik ama detaylarını aktardı. Washington'daki Savunma Bakanlığı ABD Pentagon binası yakınlarında bir saldırı yaşandı. Şu anda güvenlik kordonu kaldırıldı ancak bildiğimiz şu dakikaya kadar bir polisin hayatını kaybettiği saldırganın da vurularak hayatını kaybettiği yönünde. Ayrıntılar oldukça amerikanınsesi.com adresinde aktarmayı sürdürüyor olacağız. Hemen Amerika gündemiyle devam edelim. Amerika'da vaka sayıları geçen yaz aylarından daha fazla. Vaka sayısı 35 milyonu aştı. Ülkede aşı zorunluluğu tartışması da gündemden düşmüyor. Zira son olarak New York'ta bazı iç mekanlara giriş için aşı kartı zorunluluğu getirilmesi gündeme geldi. Özetle Amerika'da Delta varyantı gündemin en üst sıralarında yerini koruyor. Serhan Akif Akyıldız karşımızda bu kez. Serhan, Biden'ın da gündeminde bu konu. Kısa süre sonra bir açıklama yapması bekleniyor kameralar karşısına geçerek. Hem Biden'ın mesajları hem de ülkede son durum için sözü sana bırakalım. Aslında artık Biden korona salgını nedeniyle günlük başkanlık programlarını değiştiriyor diyebiliriz son birkaç gündür. Haftaya koronavirüsüyle ilgili briefing alarak başladı. İşte bugün de birazdan 15-20 dakika sonra Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçerek halka bir kez daha aşı olun çağrısı yapması bekleniyor. Aslında Biden sadece koronavirüsüyle ilgili değil, diğer başka konularda da basın toplantısı olduğunda, bu iç siyaset olabilir, ekonomi olabilir, genelde toplantılara halka aşı olun çağrısı yaparak başlıyor. Bugünkü toplantısı ama sadece koronavirüsüyle ve aşılamayla ilgili olacak Başkan Joe Biden'ın. Başkan Joe Biden'ın konuşmasında ayrıca Amerika'nın dünyaya sağladığı aşılardan da bahsetmesi bekleniyor. Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerika 110 milyon doz aşı 60'tan fazla ülkeye sağlamış durumda ki bu önümüzdeki günlerde devam edecek. İşte basın toplantısında Biden'ın bundan da biraz söz etmesi bekleniyor. Biden'ı ve yönetimi, sağlık yetkililerini bu kadar fazla aşı olun çağrısına itense, günlerde de yayınlarımızda söylediğimiz konu, özellikle Delta varyantının ülkede çok hızlı bir şekilde ve özellikle aşı oranlarının az olduğu bölgelerde yayılması. Bununla birlikte olumlu işaretler de var. O olumlu işaretlerde özellikle eyaletlerde artmakta olan Delta varyantının Louisiana gibi, Mississippi gibi, Arkansas gibi bu eyaletlerde de aşı oranlarının son dönemlerdeki en yüksek seviyesine çıkması ki %100, %200, %300 artışlardan bahsediyoruz burada. Aşı oranları da son birkaç haftadır iyi noktada görünüyor. Örneğin geçen hafta 3 milyon kişi aşı olmuş ki bu Temmuz ayının başından bu yana yakalanan en yüksek rakam. Hatırlayacaksınız, aşı oranlarının çok iyi olduğu dönemlerde günde 1-1,5 milyona kadar neredeyse aşı yapılabiliyordu. Ancak şu anda gelinen noktada haftada 3 milyon aşı yapmak çok iyi bir durum diyebiliriz Amerika için. Bununla birlikte salgında özellikle Texas ve Florida eyaletleri ön plana çıkıyor. Florida eyaleti pazartesi günü yeni bir rekor daha kırdı. Dünkü yayınımızda söylemiştik. Hastaneye sevklerde pazar günü rekor kırmıştı 10.200 ile. Pazartesi günü hastaneye sevk koronavirüsü nedeniyle 11.000'i aşmış durumda. Ve Amerikalı yetkililer özellikle Florida ve Texas'a dikkat çekiyorlar. Florida ve Texas'taki vaka sayısının ülkedeki toplam vaka sayısının 1/3'üne tekabül ettiğini, denk geldiğini söylüyorlar. Özellikle Texas ve Florida'da cumhuriyetçi valiler var ve özellikle iki vali de aslında gerektiği gibi kısıtlamaları uygulamamakla eleştiriliyorlar bazı kesimler tarafından. Özellikle dün de biraz bahsetmiştik, Ron DeSantis, Florida'nın cumhuriyetçi valisi, maskeyi zorunlu tutmadığı için vakalar bu kadar artarken eleştiriliyor. Bununla birlikte vaka sayılarında da artış özellikle geçen yazdan bu yana daha fazla. Geçen yaz ortalama 68 bin, yaklaşık 69 bin düzeyindeydi vaka sayısı ki o dönemde Amerika'da aşı da yoktu. Bugün Amerika'da 3 aşı kullanımda, ancak gelinen noktada 72 bin geçen hafta itibariyle ortalama günlük vaka sayısı 72 bindi. Ve vakaların bu kadar artmasından, Delta varyantının bu kadar etkin olmasından kimi suçluyor Amerikalılar? Yapılan bir ankete göre aşılananların
5'te 4'ü aşı olmayanları suçluyorlar gelinen noktada. Zaten sağlık yetkililerinin söyledikleri de bu. Bu aşı olmayanların salgını. Bununla birlikte önlemler de devam ediyor. Bazı eyaletler almasa da bazı eyaletler alıyor. İşte New York örneğin 13 Eylül'den sonra belediye başkanı Bill de Blasio'nun açıklamasına göre artık bir kafeye, restorana ya da spor salonuna gideceksiniz. Aşı kanıtınızı göstermeniz gerekecek. Sadece tabii müşteriler değil, çalışanlar da aşı olmak durumunda artık New York'ta. Sadece New York değil, daha önce Kaliforniya'da benzer uygulamaya geçmişti. Eyalet çalışanlarına aşı olacaksınız ya da test olacaksınız. Daha sonra da zaten Biden federal çalışanlara aşı olacaksınız ya da test olacaksınız çağrısını yapmıştı. Hem bir yandan vakalar ilerlerken bir yandan da özetlemek gerekirse aşı oranları Amerika'da daha iyiye gidiyor gibi birkaç hafta öncesine kadar. Serhan, korona konusunda Amerika'nın da dünyanın da bugünlerde çok fazla yol alması bekleniyordu aslında aşıyla birlikte. Ancak gerek aşılama kampanyasının istenen noktaya ulaşmaması, senin de aktardığın gibi, gerekse Delta varyantının aşılanmamış kişilere de bulaşması endişeleri artırıyor. Öyle ki Biden yönetimine olan destek de düşmüş görünüyor, ortaya koyan anketler var bu konuda. Ankete göre her 5 Amerikalı'dan 4'ü senin de aktardığın gibi vaka artışında aşılanmayan Amerikalıları sorumlu tutuyor. Amerikalılarda koronaya bağlı bir karamsarlık mı söz konusu? Nedir anketlerden yansıyan sonuçlar? Karamsarlık söz konusu diyebiliriz. Örneğin ekonomiyle ilgili beklentilerden başlayalım. Karamsarlık demişken, ekonominin iyi yolda olduğunu düşünenlerin oranı %43'e düşmüş durumda. Geçen Haziran ayıyla kıyaslandığında ekonomi kötü durumda diyenlerin oranı %49. Ülke daha iyiye gitmiyor diyenlerin oranı iyiye gidenleri geçmişe benziyor. %47'si Amerikalı'nın ülke daha iyiye gitmiyor, doğru yolda değil diyor. %46'sı ise ülke doğru yolda düşüncesinde. Başkan Biden'a gelirsek, Başkan Biden'a destekli de önemli düşüş söz konusu. Haziran ayında desteği %62'ye çıkmıştı Amerikan Başkanı'nın. Ancak Temmuz ayında bu destek %52'ye düşmüş görünüyor. %10 puanlık bir düşüş söz konusu. Sadece Başkan Biden'a değil, Kongre'ye de destek azalmış görünüyor. Örneğin Kongre'nin işini yaptığına inanıyor musunuz sorusuna Amerikalıların Haziran'da %55'i evet inanıyoruz demiş. Ancak bu oran Temmuz ayında 9 puan birden düşmüş, %46'ya inmiş. Bununla birlikte Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti, iki partiye güven de azalmışa benziyor. İki partiye güven %48 bandına inmiş durumda, %50'den daha aşağıda. Amerikalılara öncelikli sorun, ülkenin en öncelikli sorunu nedir diye sorulmuş ankette. %36'sı, yaklaşık %40'ı salgından bahsetmiş. Yani salgın olduğunu söylemiş. Amerikalılar hala, özellikle son günlerde Delta varyantının etkisini göstermesiyle de birlikte diyelim, salgın ülkenin en öncelikli, en önemli sorunu olduğunu belirtiyorlar. Bununla birlikte uzmanlar bu anketlerin aslında Biden ve Biden yönetiminin bir yerde ve balayı döneminin bittiğini gösterdiğini söylüyor. Bununla birlikte diyelim gene eski başkan Donald Trump'la mukayese ettiğinizde iyi diyebiliriz anket sonuçları. Çünkü eski başkan Donald Trump hiçbir dönem anketlerde %50 bandına ulaşamamıştı. Ancak anketler önemli. Tabii başkanlık seçimlerine daha 3 yıl olmasına rağmen gelecek yıl kongre seçimleri var, ara seçimler var. Temsilciler Meclisi'nin tamamı yenilenecek. Senato'nun önemli bir kısmı yenilenecek. İşte o seçimler öncesinde anketler önemli. Başkan Biden da o seçimlere kongrede altyapı paketlerini kabul ettirerek girme amacında, ki o altyapı paketlerin hayata geçmesiyle birlikte onun Amerikan toplumu üzerinde etkisi olacağını, olumlu etkisi olacağını ve bunun da seçim sonuçlarına yansıyabileceği düşüncesi hakim. Ancak o altyapı paketleri henüz kongreden geçmiş değil. Bir tanesi kongre senatonun gündeminde, ikincisi 1.2 trilyon dolarlık, ikincisi hala gündemine gelmiş değil ki Biden bu çerçevede oldukça önem veriyor iki pakete de. Eğer kongrede demokratlar çoğunluğu kaybederse, ki şu anda temsilciler meclisinde az bir farkla üstünlükleri var demokratların, senatoda 50-50 dağılım söz konusu, ki başkan yardımcısı Kamala Harris sayesinde senatoda kontrol demokratlarda
diyebiliriz. Şu andaki haliyle bile Başkan Biden ve yönetim istedikleri politikaları tam olarak hayata geçiremiyorlar. İşte o nedenle Kongre'yi kaybederlerse, hatta iki ayağından birini kaybederse Demokratlar, bu Biden'ın başkanlık seçimine kadar önünde çok zorlu bir süreç olacağını gösteriyor ki o zaman politikalarının çok önemli bir kısmını hayata geçirmeme durumu söz konusu olabilir ve o da başkanlık seçimlerini etkileyebilir. İşte o nedenle anketler şimdiden aslında biraz önemli diyebiliriz Mehtap. Son verileri aktardı Serhan Akif Akyıldız. Teşekkürler Serhan. Koronavirüs salgında Amerika'nın verdiği mücadeleye son durumu, rakamlar böyleydi. Salgın Kongre'yi de etkiliyor. Neden? Zira haftalardır Kongre gündeminde olan, Serhan'ın da değindiği 550 milyar dolarlık altyapı paketine yönelik bir oylama yapılması bekleniyor. Bu hafta Cumhuriyetçi Partili Senatör Lindsey Graham korona testinin pozitif çıktığını açıkladı dün. Mehmet Sümer'deyiz tekrar karşımızda ayrıntılarla. Mehmet, Graham iki aşısını da olan isimlerden, yani aşılandıktan sonra bu testi pozitif çıkan isimler arasında yer alıyor denebilir. Bir yandan da altyapı paketinde aylardır ulaşılmak istenen bir noktaya da gelinmişti. Graham'ın karantinada olması sekteye uğratır mı bu oylamayı? Neler biliyoruz bu konu hakkında da? Öyle bir beklenti var açıkçası. Çünkü bu partiler üstü komisyonda geçen bir tasarı, 550 milyar dolarlık bir tasarı, senin de söylediğin gibi. Aslında totalde 1 trilyon dolarlık bir altyapı paketi söz konusu Biden yönetiminde. Başka korona pozitif olan senatörler olup olmadığı bilinmiyor. Eğer herhangi başka bir senatörde daha pozitif sonuç çıkarsa, korona testi pozitif çıkarsa oylamanın ertelenebileceği belirtiliyor. 67 senatörün destek vereceği, hatta bunlardan 17 tanesinin Cumhuriyetçi senatör olduğu biliniyor. 67 senatörün toplamda bu tasarıya destek vermesi ve tasarının geçmesi bekleniyor. 550 milyar dolarlık ilk bazı diyebiliriz bunun için. Totalde yapılacak olan harcamalara ilişkin bazı detaylar var. Aslında bu son dönemin, Amerika'nın son yıllardaki en büyük yatırım projelerinden bir tanesi anlamına geliyor. Çünkü gerçekten çok ciddi anlamda yatırımlar söz konusu. Örneğin 110 milyar dolarlık otoyol ve köprülere yönelik bir yatırım planı yapıyor Biden bu bütçe içerisinden. 39 milyar dolar toplu taşımaya yönelik olarak, Amerika eyaletlerinde toplu taşımanın iyileştirilmesine yönelik olarak 39 milyar dolarlık bir yatırım planlanıyor. 66 milyar dolarlık sadece tren yolu ve Amtrak, yani Amerika'daki tren yolu şirketine yönelik 66 milyar dolarlık bir yatırım planlaması var. Elektrikli araçlarla ilgili çok ciddi bir yatırım var. Onu özellikle belirtmek istiyorum. 73 milyar dolar yenilenebilir enerji yatırımı planlanıyor. Bununla birlikte bakın 7,5 milyar dolar şarj istasyonlarına yatırım yapılması planlanıyor. Yani Amerika'da elektrikli araçların artacağı yönünde çok ciddi bir beklenti var. Bir talep de var aynı zamanda. Hükümet de 7,5 milyar dolarlık şarj istasyonları yatırımı yapmayı planlıyor. Hatta bununla birlikte yaklaşık 7 milyar dolarlık bir başka pay daha ayırıp onunla da okul servislerinin, ülke genelindeki okul servislerinin elektrikli otobüslere çevrilmesini sağlamak istiyor. Bu sayede hem de aynı zamanda karbon salınımını azaltma da hedefleniyor Amerikan Biden yönetimi tarafından. Bununla birlikte 17 milyar dolarlık bir kısım limanların iyileştirilmesi, 25 milyar dolarlık bir kısımsa havaalanlarının iyileştirilmesi için harcanacak ki Amerika'da yaşayan birçok insan da bilir, havaalanları çok büyük havaalanları olmasına rağmen Amerika'da birçoğu gerçekten eski durumda, eski terminaller üzerinden hizmet veriyor. Bunlar çok ciddi şikayetler yaratıyor. Hatta hatırlayacak olursak Donald Trump JF Kennedy New York'taki havaalanına indiği zaman artık utandığını o eski binalardan söylemişti. O da hedeflemişti bu yatırımları, ancak onun döneminde bu yatırımların yolu açılamamıştı. Şimdi Biden 25 milyar dolar Amerika'daki havalimanlarının iyileştirilmesi için harcamayı planlıyor. Çok kısaca hemen 53 milyar dolar işsizlik fonu, 49 milyar dolar da sağlık fonuna bu altyapı yatırımları bünyesinde ayrılması planlanıyor. Söylediğimiz gibi dev bir bütçeden bahsediyoruz. 550 milyar dolar ama bu ilk faz, ikinci fazla birlikte 1 trilyon dolarlık bir altyapı yatırımına hazırlanıyor Biden yönetimi. Senato'dan geçmesinin ardından Eylül ayı içerisinde Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi ve daha sonra Biden'ın onayına
masasına gitmesi bekleniyor. Mehmet Sümer, teşekkürler aktardıkların için. Almanya ile devam ediyoruz yayınımıza. Neredeyse tüm ülkelerde koronavirüsüne karşı aşılama kampanyalarının hızı kesildi. İlkbahar aylarında aşılamada rekor üstüne rekor kıran Almanya'da da 2 doz aşı olanların oranı %50'de kaldı. Delta varyantının hızla yayıldığı ve ülkede okulların açılmaya başladığı şu günlerde Sağlık Bakanı 12 yaşından büyük çocuklara aşı olmayı tavsiye etti. Ancak bu öneri uzmanlar tarafından tartışılıyor. Ayrıntıları Berlin'den Cem Dalaman bildiriyor. Evet, Almanya'da bazı eyaletlerde okullar dün açıldı. Bazıları ise önümüzdeki pazartesi yeni eğitim yılına başlıyor. Örneğin başkent Berlin'de, Berlin eyaletinde. Tatilcilerin geri dönmesi ve öğrencilerin okullarda, sınıflarda bir araya gelecek olması Delta varyantı ile ilgili endişeleri daha da artırıyor. Son günlerde vakalar yeniden artış içine girmişti. Haftalık insidans yükseliyor. Buna paralel yetişkinler arasında günlük aşılama rakamlarındaki düşüş, çocuklara da aşı mecburiyeti ya da çocukların aşılanması tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Gerçi Alman hükümeti çocukları aşı konusunda zorlayıcı bir karar almadı. Ama Federal Sağlık Bakanı ve Jens Spahn ve eyaletlerin sağlık bakanları 12 yaş üstü çocukların aşı yaptırmaları konusunda tavsiye kararı aldı. Buna göre ebeveynler 12 ile 17 yaş arasındaki çocuklarına aşı yaptırmaya onay verirlerse istediklerinde aile doktorlarına ya da okullara gelecek doktorlara aşıyı yaptırabilecekler. Sağlık Bakanı ve çok sayıda siyasetçi özellikle 15-25 yaş aralığındakilerde halkın geri kalanıyla karşılaştırıldığında 2 ila 4 kat daha fazla virüs tespit edildiğini belirterek buna tepki göstermenin gerekli olduğunu belirtiyorlar ve aşılama olanağının sunulmasını belirtiyorlar günlerdir. Avrupa İlaç Ajansı da geçen ilkbaharda BioNTech Pfizer aşısının 12-17 yaş grubuna uygulanmasına onay vermişti. Ancak Almanya'da aşıları resmi olarak tavsiye eden doktorların, çocuk doktorlarının bir araya geldiği, aşılanmaya yeşil ışık yakan kurum olan Daimi Aşı Komisyonu, kısa adıyla STIKO, bu konuda karşı tavır alıyor. Çocuklara aşı yapılmasın diyor. Komisyon buna gerekçe olarak çocuklarla ilgili yeterince araştırma bulunmamasını ve risk faktörünün belli olmamasını gösteriyor. STIKO sadece bir hastalığı olması sebebiyle risk grubunda olan çocuklara aşıyı tavsiye ediyor. Almanya'da tepki çeken başka bir durum, siyasetçilerin daimi aşı komisyonu STIKO üzerinde baskı kurma çabaları. Normalde çok saygın ve neredeyse dokunulmazlığı olan bir kurum STIKO. Siyasetçilerden gelen baskı nedeniyle adeta kararını değiştirmesi ve 12 yaşın üzerindekilere onay vermesi konusunda sıkıştırılıyor. Nitekim kurumdan yapılan açıklamada da sert bir açıklama geldi. Dünya çapında yapılan tüm araştırmaların çocuklara genel bir aşı tavsiyesinde bulunmaya yetmediği belirtilerek siyasetten gelen talepler reddedildi ve siyasi baskılar STIKO'nun kararları üzerinde etkili olamaz denildi. Öte yandan ülkede 60 yaşın üzerindeki kişilere 3. doz aşılamanın Eylül'de başlayacağı da duyuruldu. Koronavirüsün daha bulaşıcı Delta varyantını engellemek için böyle bir karar alındığı belirtilirken 3. dozda BioNTech ve Moderna aşılarının kullanılacağı açıklandı. İkinci doz aşısı en az 6 ay önce yapılanlar 3. doz aşı olabilecek. Alman BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 60 yaş üstündekilerle ve kronik hastalıkları olanlarla koronavirüse karşı korumayı yüksek tutmak için 3. bir doza ihtiyaç olduğuna yönelik bir açıklama yapmış. 3. doz aşının Delta varyantının etkilerini azalttığını gösterdiği çeşitli araştırmaların duyurulmuştu. Akıllı telefonlardan traktörlere, araç ve cihazların tamiri için seçenekler kısıtlı. Bunun nedeni büyük markaların ürünlerinin yedek parça ve onarımları için kendi servislerini zorunlu tutması. Ancak büyümekte olan tamir etme hakkı adlı hareket bu durumu değiştirmek istiyor ve bu konuda Başkan Joe Biden'dan da büyük destek aldılar. Ashish Shrestha, Kaliforniya'da tamircilik yapıyor. 14 yaşından bu yana bu işi yapan Ashish, işinin giderek zorlaştığını belirtiyor. Örneğin dizüstü bilgisayarların bataryalarının takılması herkes için çok kolaydı. Artık değil. Gördüğünüz gibi bataryayı tutan vida yok. Tamamen sabit. Bütün tabletler aynı tasarımda. Yani sabit. Bataryayı dışarı çıkarmak oldukça uzun bir süreç alıyor.
Örneğin büyük firmalar telefonlarının onarım ve parça değişimi için müşterilerini kendi servislerine zorluyor. Onarımı başka biri yaparsa da telefonun çalışmasında aksamalar oluyor. Bu bizim gibi tamircilerin 5 yıla kalmadan işsiz kalması demek. Amerika'da üretici firmaların dışında tamir seçeneği daha zor hale geldi. Tamir hakkı olarak nitelenen hareket buna karşılık olarak büyüdü. Hareket şirket politikalarının yerel iş yerlerine zarar verdiğini ve israfı arttırdığını kaydediyor. Üretici firmalarsa uygulamalarının kullanıcıların güvenliğini ve verilerini koruduğunu söylüyor. Ürünü dünyaya satıyorsunuz. Bana kahve makinesi, traktör ya da telefon satıyorsunuz. İzin verin de gerektiğinde kendim tamir edeyim. Kyle Wiens, iFix'in kurucularından, birçok şirketin bilgi paylaşımını kesmesinin ardından onarım konularında ücretsiz rehberlik hizmeti sağlıyor. Wiens, şimdilerde tamir hakkı hareketinin önemli bir destekçisi. Tamir hakkı düşüncesi otomobillerimiz için düzenlenen yasalara dayanıyor. Massachusetts son dönemde oto tamir hakkı yasasını kabul etti. Yasa yerel tamircilerin araç üreticilerinin sahip olduğu aynı bilgiye sahip olmaları gerektiğini belirtiyor. Yani eğer belli bir marka aracınız varsa onu istediğiniz tamirciye götürebilirsiniz. Seçeneğiniz var. Geçtiğimiz günlerde tamir hakkı güçlü bir müttefik kazandı. Sağlıklı bir yarış olmazsa büyük oyuncular canlarının istediği gibi fiyatı da uygulamaları da değiştirir. Başkan Joe Biden, Amerikan ekonomisinde rekabeti arttırmak amacıyla bireysel tamircilerin üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı. Amerika'daki eyaletlerin yarıdan fazlası tamir hakkı yasa tasarısını değerlendiriyor. Bu girişimler Amerika'daki en büyük şirketlerin bazılarının muhalefetiyle karşılaştı. Yeni kuralların etkisini değerlendirmek için çok erken ama Kyle Wiens umutlu. Böyle bir başkanlık kararnamesi ya da yasayla ürünlerin daha uzun ömürlü olacağı konusunda umutluyum. Umarım hayatlarımızdaki ürünlere olan kaybettiğimiz ruhu biraz geri alabiliriz. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Bu haberle Washington'dan hazırladığımız yayının sonuna geliyoruz. Yarın yine bu ekranda VOA Türkçe ekibi olarak Amerika ve dünyadan haberlerle karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.